40 yılı aşkın bir süredir Türk halk dansları eğitimi veren Tayyar Akdeniz, geleneksel kültürünü öğrenmek isteyen Türklere ve ilgi duyan yabancılara Manhattan'da Türk halk danslarını öğretiyor. Geçmişte Ankara ve Samsun'daki üniversitelerde eğitmenlik yapan ve Devlet Halk Dansları Topluluğu ile birçok ülkede gösterilere katılan Akdeniz, yaklaşık 30 yıl önce yerleştiği Amerika'da halk dansları tutkusunu yeni nesillere aktarıyor. Yetiştirdiği öğrencilerle New York'taki geleneksel Türk günü yürüyüşlerine de renk katan usta dansçı, halk dansları serüvenini ve hedeflerini Amerika'nın sesine anlattı. Benim halk oyunları hayatım yaklaşık olarak herhalde 47 sene falan oluyor. 72-73'lerde başladım okulda. Ondan sonra da işte belirli üniversitelerde, Ankara'da ve Samsun'da, işte belediye konservatuvarlarında öğreticilik yaptım. Belirli derneklerde müzisyenlik yaptım. Kendim çalarım, davul çalarım profesyonelce. Devlet Halk Dansları Topluluğu'ndaydım. Sonra buraya geldim. 1989'da 90 gibi çalışmalar yaptık. 90'da falan burada çok güzel gösteriler yaptık. Symphony Space'de, Broadway'de. Akdeniz her hafta çarşamba akşamları Times Meydanı'na bir sokak uzaktaki bir stüdyoda isteyenlere yaklaşık 2 saat boyunca halk dansları dersi veriyor. Sanatçı kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen derslere katılan öğrencilerin özverilerinden memnun. Buradaki çalışmalarımız çok zor koşullarda yapılıyor. Yani herkes kendinden özveride bulunarak geliyorlar. Biz boş zamanlarımızda işte belirli birikimlerimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu yaşayıp bir takım şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz burada. Bu işte profesyonel olarak çalışmış daha önce bir iki arkadaşımız var. Bunların hepsi candan, yürekten terlerini birleştiren kişiler. Büyük bir saygınlıkla çalışıyoruz. Bana da çok büyük güç veriyor bunların dostluğu, güzelliği, bu özverileri. Buradaki bütün salon imkanları kendi cebimizden aramızda topladığımız paralarla oluşturuyoruz. Tabii burada salon karşılamak da zor. Bazen biz 20 kişi çalışıyoruz, bazen 3 kişi çalışıyoruz. Yani onun için belirli bir yerimiz de yok. Nereyi bulursak bize imkanlar sağlayabilecek. Gelmek isteyenler, katılmak isteyenler tabii ki daha özellikle de daha önce oynamış ve burada hocalık yapmak isteyen, öğreticilik yapmak isteyen herkese kapımız açık. Lütfen irtibatta olsunlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Akdeniz öğrencilerin ilgi ve çabasından duyduğu memnuniyeti belirtirken bir taraftan da halk danslarına daha fazla destek vermelerini beklediği yetkililere de sitem ediyor. Yalnız şu serzenişi de yapmam gerekiyor benim. Bu konuda da hiç kimse yok. Ülkem benim toprağım. Ben bir Uygur Türk'ü kökenli de bir çocuğum. Ülkemi çok seviyorum. Yalnız tabii ki biz burada belirli şeylerin duyulması ve bizim bu olayımızın daha ileriye gitmesi, daha küçük kuşaklara yayılması için bizim buradaki temsilcilerimizin de, resmi temsilcilerimizin de bizden haberleri olması gerekiyor. Sadece Türk günü yürüyüşünde gelin, fotoğraf çektirin anlamında bir gösteri beklemesinler bizden. Bunun müzisyeni var, kostümü var, bir sürü giderleri var. Para istemiyoruz tabii yani, ama en azından biz kendi kendimizi finanse edecek şekilde belirli destekleri görürsek daha çoğalırız. Kurslara daha çok genç ve orta yaş grubundaki danssaverler katılıyor. Ancak Akdeniz asıl hedefinin bu geleneği daha küçük yaştakilere öğretmek olduğunu anlatıyor. Yani ben aslında istiyorum ki daha küçük gruplar, çocuk grupları düşünüyorum ileriki durumda. Yani herkes profesyonel dansçı olmayacak ama en azından, yani gene söylüyorum şunu gururla. Şimdiye kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün dışında ne bir zeybek, ne bir salon dansı, ne bir batı dansı, ne bir halay çeken bir tane lider göremedik şimdiye kadar. Ben görmedim. Benim yaşım da oldu 62-63 oldum. Bu yaşa kadar o kadar da ülke gezdim. Yok. Yani çocuklarımız kültürümüzü bilsin, bir zeybek neyse elini kaldırsın, bir Karadeniz neyse bir pozisyonu bilsin, izlerken neyin olduğunu bilsin, kendi ülkesini savunabilsin. Dansçı olmak zorunda değil ama bilgilenmek gerekli bence. Bu müzikte de böyledir, her şeyimizde böyledir. Thank you.
Halk dansları yapmaya gelenlerin çoğunluğu Manhattan ya da civar bölgelerde çalışan kişiler. Yoğun iş gününün ardından hem streslerini atıyorlar hem de geleneksel Türk halk dansını öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Ben İlhan Çubukçuoğlu, aşağı yukarı 20 seneden biraz fazladır New York'tayım. Kültürümüzü burada icra etmeye çalışıyoruz. Sadece kültür değil tabii burada. Bana göre her halk oyunlarıyla uğraşan yurt dışında bir kültür elçisi. Sadece kültürümüz değil, bir birliktelik, güzellik, ruhsal bir bağlantı var bu Türk folklorunda. Halk oyunlarının zaten genetiğinde vardır bu. Biz de burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir de şanslıyız ayrıca. Çünkü Türkiye'den çok değerli hocalarımız var. 3-4'e kadar gelin. My name is Kira and I'm... Bir Türk olan İlhan'la evliyim. Biz 20 yıldan fazla bir süredir birlikte dans ediyoruz. Türk kültürünü İlhan'la evlenince tanıdım. Halk dansını çok seviyorum, çok eğlenceli. Türk halk dansları bir sıra halinde yapılıyor genellikle. Çok eski bir gelenek. İnsanlar çok uzun zamandan beri bu dansları yapıyor. Çok gerçekçi ve dünyevi. 3-4 I'm joining my wife who's part of this. Bu gruba katılan eşime eşlik ediyorum. Kendisi Türk. Tayyar'ı da yaklaşık 2-3 yıldır tanıyorum. Çok eğlenceli bir etkinlik. Türk dansları benim için yeni bir şey. Çünkü kendim aslen Mexico City'den geldim. Ben de yaklaşık 3 yıldır dansa geliyorum. Önce halk dansları, Türk halk danslarıyla başladık. Ona Azeri'yi de ekledik. İşte haftanın 2 günü geliyorum. Tam zamanlı olarak Birleşmiş Milletler Okulu'nda çalışıyorum koordinatör olarak. Öğrenci aktivite koordinatörü. Onun dışında müzik grubum var, Türk müzik grubu. Pop müzik ve böyle hani geleneksel Türk müziği yapıyoruz. ...17 yaşındayım. Lise sondayım şu anda. Üniversiteye başlayacağım seneye. James Madison High School'a gidiyorum. Buraya annem sayesinde katıldım. Kültürümü öğrenmek için, danslarımızı öğrenmek için. En küçükleriyim burada. ...20 senedir buradayım. Burada okula gittim falan. Şimdi bir data scientist olarak çalışıyorum bir yerde. Halk oyunlarına ilgim aslında yani çok tesadüfen oldu. Facebook'ta bir arkadaş koymuştu. Halk oyunları var işte şey bugüne kadar hiç yapmadığım bir şeydi. İlk kez yapacağım falan ama o hiç gelmedi yani buraya. Öyle başladım bir iki kere. Sonra vazgeçtim. Sonra tekrar başladım. Merhaba ben Gonca. 20 yıldır New York'ta yaşıyorum. Financial controller'ım bir büyük bir bankada. Halk oyunlarına ilk defa başladım New York'ta bir yıl önce Tayyar Hoca'yla. Türkiye'de hiç yapamamıştım, çok utanmıştım, beğenmemiştim, sevmemiştim. Ama şimdi çok seviyorum. Tayyar Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Bizi buradaki yaşayan Türklere Türk kültürünü, Türk folklorunu tanıttığı için. Arkadaşlığımız çok güzel, çok güzel bir dostluk, birlik, beraberlik içindeyiz. Merhaba, Çiğdem ben. Çok uzun yıllardır buradayım. İnsan kaynaklarındayım. Halk dansları kesinlikle beni çok rahatlatıyor, terapi gibi. Güzel birlikteliklerimiz oluyor, çok güzel dostluklar oluştu. Tayyar Akdeniz, Anadolu'nun zengin halk danslarını öğrenmek, yoğun iş gününün stresini atmak ve kalıcı dostluklar kurmak isteyen herkesin Manhattan'da çarşamba ve pazar günü düzenlenen kurslara katılabileceğini belirtiyor.